22. Uygulama Önermelerin sembolik dille ifade edilmesi Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Gerçek sayılarda bazı işlemlerle ilgili sözel önermeler aşağıda verilmiştir. 1. Yukarıdaki önermelerde kullanılan mantık bağlaçlarını ve niceleyicilerini belirleyiniz. Verilen cümle içindeki anlamlarına dair fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. A şıkkı her A virgül B gerçek sayısı için. Evet burada her kullanılmış. Yani bütün gerçek sayılar için demek istiyor. A B'den büyükse A'nın B'den çıkarılmasıyla elde edilen değer sıfırdan büyüktür. B şıkkı sıfırdan farklı her A gerçek sayısı için. Burada da gene sıfırdan farklı her denmiş bakın. Sıfır dışındaki bütün gerçek sayılar anlatılmak isteniyor. A ile B sayısının çarpımının 1 olmasını sağlayan en az 1. Evet bakın en az e, mantık bağlacı kullanılmış burada. B gerçek sayısı vardır. Yani en az bir tane B gerçek sayısı mevcut demek istiyor. C şıkkı A ile B gerçek sayı olmak üzere A ile B'nin çarpım sonucu ancak ve ancak. Evet burada ancak ve ancak kullanılmış. A veya B sayıları sıfıra eşitse sıfırdır. C şıkkı A gerçek sayısı sıfıra eşit veya sıfırdan küçükse sıfıra eşit veya sıfırdan büyükse a sıfıra eşittir. Evet burada da ise kullanılıyor arkadaşlar. Bakın şöyle şuralarda ise bağlaçları var. D şıkkı iki gerçek sayının çarpımının sıfırdan farklı olması için ancak ve ancak çarpanlarının ikisinin de sıfırdan farklı olması gerekmektedir. E şıkkı A ve B gerçek sayılarının çarpımlarının değeri negatifse A ya da B negatiftir. Evet burada da ya da bağlacı kullanılmış. Yani ya A negatif olacak ya da B ikisinden birisi. 2. İki, aşağıdaki sembolik dil kullanılarak verilen önermeleri inceleyiniz. Birinci maddede verilen sözel önermelerin karşılıkları aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri olabilir? Gerekçeleriyle açıklayın izlemiş. Şimdi A şıkkında şu ifade vardı. Her A virgül B gerçek sayısı için A B'den büyükse A'nın B'den çıkarılmasıyla elde edilen değer sıfırdan büyüktür deniyordu. Dolayısıyla Evet, F'deki sembolik dil kullanılarak yapılan önerme A'daki sözel önermenin karşılığıdır. Buraya A yazalım. Evet. B'de şu deniyordu. Sıfırdan farklı her A gerçek sayısı için A ile B sayısının çarpımının 1 olmasını sağlayan en az bir B gerçek sayısı vardır deniyordu. Evet. K'yi inceleyelim şimdi. Bakın. Her A reel sayısı için A sıfırdan farklı öyle bir B reel sayısı vardır ki A ile B'nin çarpımı 1'dir deniyor. Dolayısıyla buraya da B yazalım arkadaşlar. B'nin e, sembolik dil kullanılarak e, yazılan önermesi K'de verilmiş. C'yi okuyalım. A ile B gerçek sayı olmak üzere A ile B'nin çarpım sonucu ancak ve ancak A veya B sayıları 0'a eşitse 0'dır deniyordu. Evet. Bu da H şıkkında verilmiş. Bakın A ile B reel sayı a ile b'nin çarpımı 0 şu ancak ve ancak demek a ve b 0 olduğunda oluyordu. Dolayısıyla bu da C şıkkı olacak. C'ye bakalım. a gerçek sayısı 0'a eşit veya 0'dan küçükse ve 0'a eşit veya 0'dan büyükse a 0'a eşittir denmiş. Evet. Bu yumuşak g'de verilmiş arkadaşlar. Bakın a gerçek sayısı için a 0'dan küçük ve a 0'a eşit ve 0'dan büyük ise A sıfırdır. Dolayısıyla buraya C yazalım. D'ye bakalım şimdi. İki gerçek sayının çarpımının sıfırdan farklı olması için ancak ve ancak çarpımlarının ikisinin de sıfırdan farklı olması gerekmektedir. Evet. O da de verilmiş. İki tane gerçek sayı var. Çarpımlarının sıfırdan farklı olması için ancak ve ancak ikisi de sıfırdan farklı olmalıdır denmiş. Buraya D yazalım. E'ye bakalım şimdi. A ve B gerçek sayılarının çarpımlarının değeri negatifse A ya da B negatiftir denmiş. Evet. Bu da J'de verilmiş. A ve B reel sayılar çarpımları negatif ise A sıfırdan küçük yani negatif ya da şu ya da sembolü B sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla buraya da E'yi yazalım. 3. Elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak sembolik dille farklı matematiksel önermeler yazınız. Yazdığınız önermelerin sözel karşılıklarını bulunuz. Hangi gösterimlerin daha kullanışlı olduğuna dair fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız denmiş. E bir tane önerme yapalım. Her a virgül b reel sayısı için evet a artı b eşittir b artı a'dır. Mesela burada şundan bahsediyoruz. Mesela burada sözel ifadesi şudur arkadaşlar. Reel sayılarda toplama işleminin değişme özelliği vardır. Duruma göre arkadaşlar bu matematiksel önerme duruma göre de sözel önerme kullanılır. Yani hangisini kullanışlı olduğu yerine göre değişir. 23. uygulama iki gerçek sayının farklı gösterimlerinin ve iki farklı cebirsel ifadenin birbirine eşitliğini inceleme. Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Aşağıda kenar uzunlukları A ve B santimetre olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu dikdörtgenin her köşesinden bir kenar uzunluğu K santimetre olan kare parçalar kesilerek çıkarılmıştır. 1. A. Dikdörtgenin kesilmeden önceki çevre uzunluğu A ve B değerlerine bağlı olarak yazınız. Evet. Şöyle yazabiliriz bakın. 2 çarpı A artı B şeklinde. Bu da açıldığında zaten 2A artı 2B oluyor. B. Dikdörtgen kesildikten sonra oluşan şeklin çevre uzunluğunu A, B ve K değerlerine bağlı olarak yazınız. Şimdi kesildiğinde de arkadaşlar gene çevre uzunluğu değişmeyecektir. Çünkü bakın şöyle oluyor olay. Şurası kesiliyor ya bakın şöyle. Şimdi burası buraya bu da buraya eşittir. Dolayısıyla kesildikten sonra da çevresi gene aynıdır. Yani 2 çarpı A artı B. 2A artı 2B'dir. C. Bulduğunuz cebirsel ifadelerin birbirine eşit olup olmadığını belirleyiniz denmiş. Evet, eşittir. Yani A'daki çevre ile B'deki çevre birbirine eşittir. Çevre değişmemiş oldu. 2. A, B ve k değişkenlerinde k küçüktür, b küçüktür a olacak şekilde pozitif gerçek sayı değerleri veriniz. Verelim. K 3 olsun, b 5 olsun, a da 8 olsun. B şıkkı dikdörtgenin kesilmeden önceki çevre uzunluğu ile kesildikten sonraki çevre uzunluğunu hesaplayınız. Evet, kesilmeden önceki çevre uzunluğu 2 tane 5 artı 8 yani 10 e, artı 16 eşittir 26'dır. Kesildikten sonra ise arkadaşlar yine 26 olacak. Değişen bir şey yok. C şıkkı bulduğunuz çevre uzunlukları değerlerinin birbirine eşit olup olmadığını belirleyiniz eşittir. <laughs>